Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve rahatu assir. Rabbi temindir hayır. Ya Rabbi gönüllerimizi anadan mahrum etme diyecek diyerek sohbetimizi açalım. Ya Rabbi gönüllerimizi hakikaten mahrum etme diyerek sohbetimizi açalım inşallah. Ya Rabbimiz mananın bütün güzelliklerini gönüllerimize açsın ve gönüllerimizin güzellik içerisinde olup Rabbine ulaşmak için bir mücadele içerisine girsin. Ve inşallah dünyanın sahte, fani cazibelerine kalmadan seyri sünnetini tamamlayıp vuslatını gerçekleştirsin diyerek inşallah sohbetimize başlamak istiyorum. Bugün divanı Yunus'dan esiyor rüzgar. Böyle geliyor. Bakalım bu rüzgar nereye götürecek bizi, nereden esecek? Can kulağıyla dinleyelim ki tabii bu hakikati ten kulağı duymaz diyor. Arifler, aşıklar ten kulağının hakikaten nasibi yok diyor arkadaşlar. Ten kulağının işi dünyaya aittir. Dünyasal şeyleri duyar. Ama can kulağı hakikate açılan bir kapıdır. Dolayısıyla buraya can kulağını vermek gerekiyor. Tabii Rabbimiz bu kulaklarımızı açık eylesin. Ve şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyorlar ki ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Şimdi İbn Abbas Hazretleri de buyuruyor ki ibadet etsinlerden kastı diyor Rabbimizin beni bilsinler diye yarattı. Beni bilsinler diye yarattı. Tüm mesele buraya gelişimizde gaye yaratıcımızdan haberdar olabilmek. Ve nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunu sorup doğru cevabı bularak buna devam edelim. Biz nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Yani biz bir meçhulden gelmedik. Bir meçhule gitmiyoruz biz. Dolayısıyla bu şuur içerisinde bilinçli ve teçhizatlı bir şekilde gitmek gerekiyor. Teçhizatlı bir şekilde. Yani. Bunun teçhizatı, kulluğun teçhizatı neydi? Takva. Yani burada takva yaşayıp Cenab-ı Hakk'a takva üzere ulaşmak gerekiyor. Ve ayet-i kerimede buyuruyor Rabbimiz, Müslüman ancak Müslümanlar olarak can verin diyor. Yani huzuruma diyor imansız gelmeyin diyor. Huzuruma diyor münafık gelmeyin diyor. Huzuruma bir fıskı fucurla gelmeyin, günahla gelmeyin diyor. Tertemiz gelin diyor. Temiz istiyor. Yani temiz gönderdi çünkü buraya bize. Ve sonra dünyaya geldik, nefsaniyete büründük. Ve şeytaniyette ne yaptı? Önümüze düştü, bizi kirletti. Nefsaniyet ve şeytaniyet birleşti, bizi kirletti. Ve bugün an itibariyle ne oldu? An itibariyle şeyhimiz elimizden tuttu. Bize dedi ki nefsaniyetten ve şehvaniyetten arının, benim manevi yolumda seyri sülüğe başlayın. Ve bu yolda seyri sülüğünü tamamlayıp Allah'a ulaşın dedi. Şimdiki halimiz bizim bu. Seyri sülükteyiz. İçimizde düşman olarak nefis, dışımızda şeytan mücadele ediyorlar. Ama onun yanında içimizde bir daha bir hassa var ki Allah'a dost olan, Allah'a yakın olan ruhumuz var, aşkımız var, takvamız var. Ve bunlarla birlikte Allah'a ulaşmamız isteniyor bizden. Manevi anlamda kalbi olarak Allah'a ulaşmamız isteniyor arkadaşlar. Tabii şimdi şöyle bir şiirle inşallah devam edelim yolculuğumuza diyelim yani. Seni haktan alıkoyan durma tezden ver gider. Seni haktan alıkoyan ne varsa aradaki mani engel ne varsa durma. Tezden ver gitsin, ver gider. Allah'la mani olan neyin varsa ver gider. Bu tenini fazla besleme mezarda kurtlar yer gider. Bu tene fazla değer verme. Ruhuna değer ver, manana değer ver, gönlüne değer ver. Çünkü öldüğün gün bunu kurtlar yer gider. Veya toprak yer gider, çürür yani bu beden. Bu baki değil. Baki olan ruh. Baki olan mana. Baki olan ilahi aşk. Dolayısıyla ona değer ver. Gençliğinde gör gülenleri. Seyret ahirinde ölenleri. Tek tek kabre girenleri gafil, pişmanım der gider. Dikkat et diyor. Gençliğinde güler oynar insan. Hoyrattır. Hoyrattır.
Başı boştur, serseridir. Fakat sen bir de onu ahirinde gör. Gaflet içerisinde ömür tüketen insanların bir de ahirini gör. Son anlarını gör. Bir zaman genç bir arkadaşımız kansere yakalandı. Artık tamamen bitiş aşamasında geldiğinde diyor ki hanımına, biz nerede yanlış yaptık? Biz nerede yanlış yaptık diyor. Hanım, biz nerede yanlış yaptık? Neden? Bakın, ahirinde pişmanlık var. Ahirinde pişmanlık. Hani bu soruyu sormadan evvel yanlışları bugün tespit etmemiz gerekiyor. Doğruları bugün tespit etmemiz gerekiyor. Yoksa kanser hücresi vücudu sardıktan, bizi yatağa serdikten sonra, mecasiz ve takatsiz bıraktıktan sonra, hani bir türkü var ya, yolun sonu görünüyor. Yolun sonu göründükten sonra nerede yanlış yaptığımın cevabı bulunmaz. Onun cevabı yok artık. Yanlışıyla birlikte insan, Allah korusun, cehenneme zümera yuvarlanıp gider. Dolayısıyla bugün. Hesap bugün kesilecek. Hesap bugün yapılacak. Şu an ben hangi haldeyim? Gözlerimi kapatsam ben neyle karşı karşıyayım? Arkadaşlar, yani gözümü kapattığım zaman karşıma çıkacak cennet mi, cehennem mi? Allah-u Teala'nın azabı, Allah-u Teala'nın ikabı, Allah-u Teala'nın azarlaması mı? Yoksa lütfedip huzuruna davet etmesiyle mi karşı karşıya kalacağız? Bunu güzel hesabı yap diyor. Tek tek kabre girenleri gafil, pişmanım der gider. Kur'an-ı sünnet böyle yazdı. Ekseri nas yoldan azdı. Kur'an böyle yazdı. Peygamberi böyle söyledi. İnsanların ekserisi yoldan azdı. Ehlullah'tan haber sızdı. Allah dostlarından haber sızdı. Ölüm, mevta vaazını söyler de gider. Yani ceset giderken, ölü kabre giderken veya ölü Allah'a ruhunu teslim ederken en büyük vaazı verir de gider. Alanlara en büyük vaazı verir gider arkadaşlar. Elhamdülillah. Evet kardeşler, nerede kalmıştık? Kur'an, sünnet böyle yazdı. Ekseri nas yoldan azdı. Ehlullah'tan haber sızdı. Mevta vaazını söyler gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Bu konu hadisi var, bu konu sözü var. Buyururlar ki, en büyük vaaz, nasihatçı ölümdür. En büyük vaaz ölümdür. Yani ölümün vaazını dinlemeyen, hocaların vaazından, müftülerin vaazından bir şey anlamaz demek istiyor Peygamberimiz. O zaman ölülerin vaazını güzel dinlemek lazım. Çevremizdeki ölenlerden, annemizin, babamızın ölüsünden, arkadaşımızın, komşumuzun ölümünde bakıp irşad olmamız gerekiyor bize. İrşad olmamız gerekiyor. Çünkü bu dünyaya gelen muhakkak ve muhakkak ölecek. Yani hiç kimsenin kurtuluşu yok. Yani kral da olsa veya çok fakir, miskin biri de olsa bakın gelen hep gidiyor. Fakat gitmekten gitmeye fark var. Nasıl gidiyor? Yani burası çok önemli. Şimdi bu şiirde bunu anlatıyor. Nasıl gidiyor bak. Cenazeye bak, gözünü aç. Dökülmüştür sakalı saç. Uzanır sala bir ilaç. İmam suyunu döker gider. Çaresiz bir şekilde sala uzanır. İmam da suyunu döker gider. Tutar sala avaz avaz. Ne kış dinler ne de yaz ecel geldiği zaman. Dese dahi durun biraz. Durmaz cemaat, koşar gider. Yeter ki bir ölmeyelim. Ya 5 dakika geciktirin, 10 dakika sonra götürün. Böyle bir şey yoktu. Hemen suyu ısıtırlar, hoca efendi yıkar, kefenler, patır kütür, ne yaparlar? Mezarlığa götürürler. Halkı alem cümle gelir. Bakın, halkı alem cümle gelir. Oğlan uşak kabre verir. Kendi oğlun, kendi çocuğun kabre verir. Kürek elden ele gelir. Topraklara gömer gider.
dükkan, tezgah, mülkü malı, kalır evde kilim halı, döküm saçım para pulu, hesabını verir gider. Derreden hesaba çekeceğim diyor Rabbimiz o gün. Hubbu dünya cidden vebal. Dünya sevgisi hakikaten vebal. Gafil olur ona hamal, ehli kemal görür cemal, tozu dünyayı var gider. Bakın, güzel bir mana, güzel bir söz. Dükkan, tezgah, mülkü mal. Pardon, hubbu dünya cidden vebal. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki kardeşler, dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyuruyor. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Hubbu dünya cidden vebal. Gafil olur ona hamal. Dünyanın taşıyıcısı gafil insandır. Dünyayı seven gafil insandır. Dünyaya gönlünü bağlayan, dünyaya umut eden, dünyaya ümitlenen, ona hamallık eden gafil insandır. Ehli kemal görür cemal. Cenab-ı Allah'ın cemalini huzur-u mahşede ancak kemal ehli görür, kemalat ehli görür. O zaman diyor, dünyanın tozunu diyor. Bak tozu dünyayı var gider gönlünden, dünyanın tozunu var gider diyor. Sil gönlünden dünya tozunu. Dünya gönlüne girmesin. Bize haber ululardan, kaça görmeyin siz bunlardan. Bu haberler diyor evliyalardan geldi bize. Başta Peygamberimiz Aleyhisselam. Ondan sonra onu takip eden evliyalar, erenler. Siz sakın sizsiz olun diyor. Evliyalardan, ululardan kaçmayın. Onlara gönlünüzü kapatmayın, kulağınızı kapatmayın, gözünüzü kapatmayın. Bakın, bize haber ululardan, kaça görmeyin siz bunlardan. Hoş, ameli iyi kullardan haber güzel eder gider. Yani Allah dostları giderken dahi haberi güzel eder gider onlar. Çünkü neden? Eğer bir Allah dostunun ölüsüne baksanız içinize nur dolar. İçinize bir ferahlık gelir. Sevesiniz gelir. Koklayasınız gelir. Elinizi süresiniz gelir. Ama bir kafire, bir gafile baksanız içiniz ürperir. İçten dışı olur onlar. İçiniz ürperir. Onun için bu dünyada dahi Allah dostlarının yolundan, peşinden ayrılmayın. Sözlerine kulak verin ki onlar hem hayatlarında güzel haber ederler, hem de onların ölüleri dahi güzel haber eder gider. Belki de çoğunda keramet görürsünüz ölümlerinde, keşif görürsünüz ölümlerinde. Belki de irşad olursunuz onların ölümlerinde. Ben birisiyle şahit oldum, vefat etmişti. Yakınlarından birisiydi kendisi. İlk vefat ettiği gece tabii vardık evine, taziyeye. Kur'an-ı Kerimler okundu, aşırlar okundu. Kendisini de getirdiler hastaneden, yıkandı. Evinin önünde bir cenaze arabasına koydular, bekliyor orada. Müsaade istedim ev halkından, akrabam, yakın akrabam. Bana müsaade, peki dediler, ayrıldık. Tam arabayla birlikte cenaze arabasının yanından geçerken beraber, tabii Kur'an-ı Kerim okundu ama ben okumadım. Hoca imamlar vardı, hoca efendiler vardı, akrabadan Kur'an bilenler vardı. Ben gerek duymadım. Ama beni çok severdi kendisi, ben de onu çok severdim. Selam verdim, selamun aleyküm dedim. Geçerken beraber kalbime dedi ki, bir Yasin bana çok mu gördün dedi, bir Yasin okumadan mı gidiyorsun dedi. Bakın, normalde öyle. Bir Yasin okumadan mı gidiyorsun dedi. Bu hisle tam köşeyi dönerken beraber tekrar U dönüşü yaptım ama beni savuşturanlar da kapıda bekliyorlar. Dönüşümü görünce de şaşırdılar. Niye geliyor tekrar diye. Dedim ki müsaade etme dedim. Bir Yasin okumadan göndermediler. Ve çıktım tekrar oraya. Yasin okudum. İşte Ayet-el Kürsüleri, Tekasür Suresini, İhlas, Felak, Nas okudum. Ruhuna bağışladım ve o şekilde geldim arkadaşlar. Yani güzel yaşayan, güzel ölen bir insanı ölümü de güzel ölüyor.
ve seninle de konuşabiliyor. Konuşmasına müsaade ediliyor ve kendisi arkasından kendine Kur'an okutabiliyor arkadaşlar. Kur'an okutabiliyor kendi arkasından. Ya onun için daha Allah'ımızın burada güzelliğini görmek nerede göreceğiz? İmanın, Müslümanlığın güzelliğini burada görmek nerede göreceğiz? Ne kadar güzel bir dinimiz var bakın. Ya ölüsü bile güzel bakın. Müslümanın ölüsü bile güzel ya. Ya o kafirin, bırak ölüsünü, dirisi bile leş. Yaşantısı bile leş. Zaten ölü ölüsü tamamen leştir onu. Bu insanlar ne için leş olmaya aday oldular ki? Ne için kokuşmak için, kokmuş bir cenazeye sahip olmak için birbirle koşarlar, yarışırlar ki arkadaşlar? Ne için biliyor musunuz? Şehvetlerini ve nefislerini alt edemedikten dolayı. Nefis mücadelesine giremedikten dolayı. Dünyanın sevgisinden kendilerini kurtaramadıklarından dolayı. Dünya tatlı, zahiri, görünüşü tatlı. Ama aşıklar diyor ki, Yunus Emre diyor ki, sakın diyor dünya sana diyor şerbet sunsa, o zehirdir, içme onu. O zehirdir, şerbet dahi sunsa dünya, aldanma. Yani onun için bakın, bize haber ululardan, kaça görmeyin siz bunlardan, hoş ameli iyi kullardan haber güzel eder gider. Yemedi ise zerre haram, demedi ise dili yalan, uzak durup azap ondan meleklere güler gider. Bir insan haram yemediyse, yalan söylemediyse arkadaşlar, azap ona uzak. Ve meleklere gülerek gidiyor, selam vererek gidiyor gideceği yere. Ere ecel söne gözler, dil tutulup denmez sözler, düptüz olur dağlar yerler, gök dürülür, yerler gider mahşer günü. Kıyamet sabahı. Yer dürülür, yerler gider. Gök dürülür, yerler gider. Durum olur böyle şeksiz, çalış, azmet, kalma haksız. Kul hakka erince ansız, huzurullah'a er gider. Allah'a kul olduğun gün Allah'ın huzuruna er olarak gidersin. İhlasa sıdk ile sarılan, haktan gayrısına darılan, Yunus'i cümle hasu an, yani has seçkin kullar, son sözünü Allah der gider. Demek marifet neymiş? Bütün işin özü, özeti, son sözün Allah'la noktalanması. Bütün Allah dostları, bütün ermişler, dervişler son sözünü Allah diyerek giderler diyor kardeşler. Bak tabii bu bir eğitim istiyor değil mi şimdi? Bir kişi hiç Allah dememiş ömrü boyunca son nefesinde Allah demesi arzulanır mı sizce? Mümkün değil. Böyle bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlardı? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ya bugün hayatına insanın lafzayı celal girmezse, Allah zikri girmezse, kulluk girmezse, şuur, ihlas girmezse, aşk, muhabbet girmezse o insan nasıl ölecek Allah'ın istediği gibi arkadaşlar? Nasıl Müslüman olarak can verecek bu adam? Onun için tasavvuf çok önemli. İşte tasavvuf bize bunları öğretiyor. Tasavvuf güzel yaşamayı ve tasavvuf güzel ölmeyi bize istikamet olarak veriyor. Bizim istikametimiz güzel ölmek. Üstadımızın eserlerinde de geçiyor, yazılarında marifet diyor, ölümü güzelleştirmektir. Marifet ölümü güzelleştirmektir. Ölümümüz güzel olacak. Ve yine bir Arif'in sözü hatırıma geliyor. Kim olduğunu hatırlayamıyorum ama sen bu dünyaya gelirken diyor, ağlayarak geldin. Çevrendekiler sevincinden gülüyorlardı. Ve sen öyle bir hayat yaşa ki ahirete giderken gülerek git ve seni sevenlerin ardınca ağlasın. Sen gülerek git, seni sevenler ardınca ağlasın. Böyle bir intiba bırak git diyor kardeşler. Yani bütün mesele bu. Demek ki önümüzde iki şık var. Ya Allah'ımızın istediği gibi takva üzere yaşayacağız, Allah'a güzel bir şekilde kavuşacağız, ya da nefsimizin bize telkin ettiği ve şeytanın bize
tavsiye ettiği bir yolda gidip Allah'ın düşmanı olarak Allah'ın huzuruna varacağız ki bu ikinci şık istenen bir şey değil. Dolayısıyla gaflet en büyük günahlardan sayılıyor tasavvufta. Ve şimdi gafilin halini yazan bir şiir kaleme almışım. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Tanıyıp bilin gafili, yolu dosta seve gelmez. Gafilleri tanıyın. Dostun yoluna sevip de gelmez gafil insan. Şol aşkı dosta maili, gelir gelir deme gelmez. Gafili getiremezsin ama aşka meyilli olan, aşka istekli olan insana gelmez deme. Çünkü aşk vardır onun mahiyesinde. Aşk vardır onun gayretinde, himmetinde. Gelir gelir sen ona deme gelmez. O gelmez deme. Yeter ki içinde aşkın, muhabbetin hissi olsun. Davet ettiğin anda çıkar gelir o. Kim gibi? Zeydül Hayır gibi değil mi? Bakın az önce okuduk onu. Az önce okuduk. Nereden nereye gelmiş bak. Bu cahiliye döneminden Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüğü gün ne yapmış? İmana gelmiş ve şehit olarak Allah'ın huzuruna ermiş. Efendimizin iltifatına nail olmuş Zeydül Hayır. Onun için gelmez demek gelir. Ve kim gelmez? Mayasında pislik olan, hamurunda yoğururken nifak olan, münafık olan gelmez bu yola. Münkir olan gelmez bu yola kardeş. Bulan buldu kurbetini. Allah'a yakınlığı bulan buldu kurbetini. Etti yar ile sohbetini. Tattı da aşkın lezzetini. Dedi bu hal dile gelmez. Dost ile sohbet etti onlar. Halvetlerde, gecelerde, seherlerde, kalbi alemde, alemi kalpte dost ile sohbet ettiler. Ve diyenlere de sohbetten bir bahset, anlat bakalım nasıl bir haldir aşkın halleri dendiğinde dedi ki bu hal dile gelmez. Hani Mevlana'ya diyorlar ya, efendim aşktan biraz bahsetseniz aşk nedir? Evladım diyor, aşık ol da bil, aşk anlatılmaz. Aşık ol da bil, ben ol da aşkı bil. Ben ol. Aşkı ancak o zaman anlatılmaz. Eder inkar ehli gaflet, sohbeti aşk verir sıklet. Gaflet ehli bu halleri, aşkın hallerini inkar eder. Eğer şu anda meclisimize bir gafil gelse, sıklet verir, sıkar bu sohbet onu. Sıkar, daraltır. Kalbi kara, özü zulmet, ehli münkir yola gelmez. Onun kalbi kara. Özü kara. Çünkü güzel halleri inkar ede geldiği için bu yola gelemez. Etme davet hiç boşuna. Çünkü gitmez mana hoşuna. Var git deyip sen işine. Koklamaya güle gelmez. Davet etme sen boşuna buraya. Münkir insanı, ruhu necis, nefsi necis insanı, pis insanı buraya davet etme. Ahlakı bozuk, fikri bozuk, zikri bozuk insana. Neden? Gül dahi versen, gel burada gül var desen, o koklamak için güle gelmez. Adresi dost, gayet ayan. Cenab-ı Allah'ın adresi ayan. Lakin olmadı o dosta şayan. Allah'ın adresi belli, yeri belli, yurdu belli. Fakat o dosta Cenab-ı Allah'a layık olmadığından dolayı, liyakatı kesbedemediğinden dolayı dosta şayan, etsen dahi açıkça beyan, dostun olduğu ile gelmez. Desen ki haşa Allah şurada ya. Gelmez. Hadi oradan der. Hadi oradan der. Senin geldiğin yere mi geleceğim ben der. Sana mı geleceğim der. Nefsi şeytan sarmış özü. Yok ki gelse dosta yüzü. Kördür ama görmez gözü. Görse dahi gene gelmez. Ya Ebu Cehil geldi mi? Allah'ın nuruydu ya peygamberimiz. Allah'ımızın safi nuruydu. Göstermediği mucize keramette kalmadı. Delil istiyorsanız bu tür insanlara. Önüne Kur'an-ı Kerim'i koydu. Önüne bütün mucizatını koydu. Bütün kerametini koydu. Ne dedi? Sen ne kadar büyük bir kahinsin dedi.
Sen ne kadar büyük bir sihirbazsın ya Muhammed dedi. Daha böyle bir sihir görmedik dedi kafir. Gelmez. Gelmez. Yunus'i ekser bu Nihat. İnsanların gayesi, gayreti hep bu. Halleri böyle. Etmez nas nefsi ile cihat. İnsanlar nefsiyle cihad etmiyor. Kılar namaz, rekat rekat, Allah diye nale gelmez. İnsanlar rekat rekat namaz kılar da içinden bir yangıyla Allah feryadı gelmez, Allah nidası çıkmaz kalbinden, bir canı gönülden Allah diyemez insanlar. Neden? Nefsiyle cihad etmiyorlar. Nefsinin peşinde gidiyor ama namazı da bırakmıyor. Ya namaz kılıyor ama adettendir bu namaz. Taklittendir bu namaz. Miraç namazını kılamıyor kardeşler. Miracın namazını kılsaydı Allah diye bir sayha atacaktı, kalbi cezbeye gelecekti belki. Belki gözünden yaşlar gelecekti. Belki de bizim bildiğimiz bilemeyeceğimiz nice haller bahşedecekti Allah. Ama maalesef taklit olduğu için Cenab-ı Hak manadan zırnık koklatmıyor. Hani diler ya, zırnık koklayamazsınız sen bu işten. Maalesef münafık, niyeti bozuk olduğu için maneviyattan zırnık koklayamıyor arkadaşlar. Aşk-ı muhabbettir sermaye. Ha, o zaman ne yapmamız isteniyor bizden? Bu gafletten varsa içimizde, kalbimizde gaflet. Aşk-ı muhabbet sermaye. Rahı aşkla sevmektir gaye. Aşk yolunda gaye sevmek. Sevmektir gaye. Verir hak sevene paye, Cenab-ı Hak sevene rütbe verir bu yolda. Sevmeyen visale gelmez. Sevmeyen insan Allah'a vuslat bulamaz. Sevmeyen Allah'a ulaşamaz. Peki bunları neye göre yazdın ey Yunus diye sorarsanız, bunlar hep ayet hadise dayanır. Ve bu en son söylediğim beyt hangi hadise dayanır bilir misiniz? Sizler İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de iman etmiş olamazsınız diyor Peygamberimiz. Sevmeyen Allah'a ulaşamaz. Yani ihvanı sevmeyen, insanı sevmeyen, mahluku ve mahlukatı tümden sevmeyen Allah'a vuslat edemez. Şartsız ve şıksız sevecek ama. Şart yok. Yani sevgisini herhangi bir şarta bağlamadan sevecek. Bunu da Yunus'tan söyleyelim değil mi? Yunus baba himmet etsin şöyle gönlümüze de Yunus'tan söyleyelim, Yunusça söyleyelim. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü diyor arkadaşlar. Yani yaratıcımızdan ötürü yaratılanların sevgisi isteniyor bizden. Sevmemiz isteniyor. Sevmek demek ben onu seviyorum değil. Mahlukata hizmet etmektir sevmek demek. Seven hizmet eder. Seven hizmetçi olur. Yavuz Sultan Selim'in bu konuda güzel bir menkıbesi var. Yaşantı örneği var değil mi? Neydi? Arabistan'ı fethettiğinde, Kabe'yi fethettiğinde halk ne diye feryat etti? Hakimül harameyn, hakimül harameyn, hakimül harameyn. Ey bu harameynin hakimi, ey Kabe'nin, Arabistan'ın hakimi. Bu sözleri duyunca hemen indi o halka sesleneceği, hitap edeceği yükseklik. O kürsiden neresi bilemiyoruz tabii neyse o çıktığı yer indi. Kulağına bir küpe taktırdı. Resimlerde görürsünüz küpelidir. Hayır dedi, hayır. Hakimül harameyn değil. Biz bugün dedi hadimül harameyniz. Hadimül harameyn. Hadimül harameyn diye bağırın. Ben bu Kabe'nin hizmetçisiyim. Ben sizin hizmetçinizim. Ben Arabistan'ın hizmetçisiyim diye bağırdı orada insanlar. Bak, bütün mesele bu. Yani hakim olmak değil, hadim olmak lazım. Bütün ümmete başta olmak üzere. Bütün insanlığa başta olmak üzere. Bütün börtüye, böceğe, kurta, kuşa, çiçeğe hizmetçi olabilmek. Mesela hizmetçi olabilmek kardeşler. Bunu başardığımız zaman
Ve elhamdülillah bu gaflet bizden gitmiş olur. Ve biz hakikaten Allah'a kulluğun gerekliliğini yerine getirmiş olabiliriz. Rabbimiz bu güzelliği nasip etsin bize. Ve üçüncü şiirimiz de Ey kardeş gel dinle. Gel dinle bir cahil sana yar olmasın. Beni bir sefer dinle, bir kulak ver bana ve öğüt vereceğim sana ve unutut ki cahil sana yar olmasın. Yani cahillerle arkadaşlık yapma, cahillere ülfet etme, cahilleri sevme. Çünkü Yunus Emre ne buyuruyordu bu konuda? Ariflerin sohbeti artırır marifeti, cahilleri sohbetten kovasın gelir diyor arkadaşlar. Aşkın, muhabbetin münkiri cahillerdir. Gafillerdir. Çünkü hal bilmez, yol bilmez. Edep bilmez, erkan bilmez. Halden anlamaz. Onun için onlarla ahbaplık yapıp onlara aşkın hallerini anlatmaya çalışma. Beyhude yorulursun. Yunus Emre ne diyor dere? Cahillere verme öğüt, öğüdünden alır deyip. Yani cahilinden size onu bir okuyuvereyim. Bir açın da internet açarsa. Onu da paylaşalım. Yunus Baba memnun olur, sevinir. Elhamdülillah gündemde tuttuğumuzdan dolayı. Cahillere verme öğüt. Öğüdünden alır değil. Ve zor gayet azabı kabir, kabrin senin nar olmasın. Kabir azabı çok zordur. Dikkat et. Cahillerle yaşarsan cahillik üzere ölürsün. Kişi arkadaşının dini üzere buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kim bir kavmi severse o kavimdendir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Onun için dervişleri sev. Onun için ermişleri sev. Onun için evliyaları sev. Onun için sadıkları ve salihleri sev ki bu aynı zamanda emri ilahidir. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz kunuma as-sadıkîn sadıklarla beraber olun buyuruyor. Bakın sadıklarla beraber olun. Duy sözümü, olma ahvel, manadır cümle dinle gel, çalış aman olma tembel, kabirde işin zar olmasın, kabirde işin ahı zar olmasın, feryadı figan olmasın, pişmanlık olmasın. Ölüm haktır, ahiret gerçek. Masivadan gönlünü çek, azabı kabir zordur pek, mezarında mar olmasın, mezarında yılan olmasın. Yılan azap etmesin sana. Evet. Yunus Emre'de şöyle cahillere yazmış olduğu bir şiirini takdim edeyim. O ulu sultanı da yad etmiş olalım inşallah. Aşkın piridir onlar. Aşkın sultanıdır. Aşksızlara verme öğüt. Öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur. Hayvan öğüt bilir değil. Demek ki o zaman cahillikten şiddetle Allah'a sığınmak lazım. Cahillerden kaçmak lazım. Eksik olman ehillerden. Yola diyor ehillerle gidin. Kaça görün cahillerden. Allah bizar bahillerden. Cimri insanlardan Allah bizar. Bahil, cimri, didar görür değil. Cimri insan Allah'ın cemalini görecek değil diyor arkadaşlar. Boz yapalak devlen gece, emek verme erte gece, onun işi göstebektir, salık, ördek alır değil, salık. Yani boz yapalak devlen geç dedi, şu bizim kara kuş dediğimiz kara kuş gibi bir kuş. Buna emek verme. Gece gündüz uğraşma buna. Onun işi göstebektir, o yaval yaval böyle yuval yuval ancak kaçar falan, böyle pat 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 uçar bu. Zor kanat uçar yani, zor kötek uçar böyle. Yani sen onu bir göle salıp da, bir denize salıp da onu şahin gibi eğitmeye çalışma. O gidip de ördek alır değil. O karavana uçar böyle. Şah Balaban, Şahin Doğan. Yani değer vereceksen, emek vereceksen bak Şah Balaban, Şahin Doğan. Zihi övmüş onu öven, onu öven övmüş. Şahini, Doğan'ı. Doğan zayıf olur ise doğanlıktan kalır değil. O balaban kuşu etli olur böyle. Ama doğan ve şahin zayıf da olsa, arık da olsa aslı şahindir. Attığın zaman avını alır gelir.
Yani sen diyor böyle balaban kuşu gibi böyle insanlara özenme. Manadan bir haber, hakikatten, aşktan bir haber insanlara özenme. Göster işte kuştur balaban. Balaban kuşu. E Şahin de kuştur. Ama içindeki özellikleri farklı. Özellikler farklı. Karataş'a su koyarsan, 50 yıl ıslatır isen, hemen taş gene taştır. Hünerli taş olur değil. 1000 sene cahile diyor, emek versen fayda etmez. Son cinki taşı diyor, koy kazana kaynat. Ne yapar? Hünerli taş olmaz. Onu işleyemezsin. Yani onu bir böyle elmas gibi hale getiremezsin, bir akik haline getiremezsin onu. Kara taştır o. Ol iki cihan güneşi. Zahir dünyasını değişti. Cahil onu öldü sanır. Ol hub sadır, ölür değil. Yani cahil der ki peygamber öldür. Hayır. İki cihan güneşi ölmedi. Peygamberimiz ölmedi. Dünyasını değişti. O, onun sevgisi, onun aşkı daimdir. O ölür değil, öldü zannetme onu. Yunus, olma cahillerden. Irak, olma ehillerden. Cahil, ne var mümin ise cahillikten kalır değil. Cahil müminim desin, ihvanım desin, ne dersen de onun ortaya koyacağı hüner ancak cehalettir. Cahillikten başka hiçbir şey çıkmaz ondan. 50 bin senede medreseye gelse, 100 bin sene sohbetlere gelse, milyon sene Beytullah'a gitse, onun ortaya koyacağı hüneri cahilliktir. Çünkü niye? Şahin kuşu gibi genine avcılık kodlanmamış. Bu kod meselesi. Aşk-ı ilahi bir koddur arkadaşlar. Kime koyduysa o kodu, o aşk üzereyiz. Öteki aşkın elbisesini de giyse, aşıkların arasına da karısa bu seni aldatmasın, mayasına bak. Özüne bak, yaratılışına bak. Anladığımız bu Yunus Baba'dan. Evet, nerede kalmıştık? Ölüm hak, ahiret gerçek. Masivadan gönlünü çek. Masiva Allah'ın dışında olan şeyler, onları bırak. Sadece Allah'ı koy kalbine. Azabı kabir zordur pek. Mezarında mar olmasın, aman aman mezarına yılan gelemesin, sana azap edemesin. Efendimizin bir sözü var. Kabirde diyor, şuca-i akra denen bir yılan var diyor, azap yılanıdır bu. Bunun kafası diyor, nasır tutmuştur, keldir diyor. Öyle heybetli, öyle dehşetli ki diyor. O ısırdığı zaman, o tuttuğu zaman diyor, eğer diyor, insanlar diyor, duysalardı diyor, dayanamayıp ölürlerdi diyor. Kabirdeki o azap gören insanın feryadında. Yani onun için buraları güzel dinlemek lazım. Hayatımızı güzelleştirmek güzelleştirme gayesiyle söylenen sözler bunlar. Korkutmak için söylenmiyor. Ama biraz da korkmak lazım. Bu zaman insanı hiç korkmaz hale geldi. Utanmaz hale geldi. Korku yok, utanma yok, haya yok, edep yok. Herkes kendi bilir. Benzemezsin dağa taşa. İnsan geldin, insan yaşa. Sureta olup da insan, siretin de har olmasın. İnsan geldin, insan yaşa. Suretin insan, fakat siretin eşeğe dönmesin. Siretin de eşek huyları bulunmasın, eşek sıfat bulunmasın. Çünkü evliyalarda duyarız değil mi? Evliya menkıbelerinde çok duyarız. Selam vermezmiş, selam vermez baba filan. Ve sorduklarında ne için selam vermesin efendim? Şu cübbeyi bir giyiver evladım. Giydiğinde çarşıya çarşıda giderken bakıyor ki her tarafta hayvanlar var. Merkep, domuz, yılan, it, köpek. Diyor ki efendim şimdi anladım. Yani hayvana mı selam vereyim demek istiyor. Hayvana mı selam vereyim? Kime selam vereyim? Selam insana verilebiliyor. Yine Rabiyetül Adeviye Hazretlerinin bir menkıbesi var. Buraları güzel dinleyelim arkadaşlar. İnsan geldik bak insan. Ne diyor? İnsan geldin insan yaşa. İnsan yaşa. Rabia Hanım diyor sokağa başı yarı açık çıktı. Ya çıkar mı yarı açık? Rabiyetül Adeviye Hazretleri. Cennet hatunu. Evliyaların piri. Hasan Basri Hazretleri olaya şahit oldu. Gördü onu da öyle geçti mi?
Dedi ki, ya dedi cennet hatunu dedi, bu nasıl bir garip haldir dedi. Senden böyle bir hal biz görmedik. Bunun hikmeti ne? Hiç insanlardan çekinmedin mi? Sen ne dersin Hasan? İnsan mı dedin? Ne insanı? Ben baktım dedi, birkaç çakal şurada kırlaşıyor. 3-5 köpek burada, yılan, çıyan, akrep, domuz. Bunlardan mı sakınayım dedi diyor. Bunlardan mı sakınayım dedi diyor. Ya onun için arkadaşlar, buralar biraz derin mevzular. Buraya can kulağını açmak lazım. Her Adem'i sen Adem zannetme. Dışı Adem, içi hayvan olabiliyor. Surete olup da insan siretinde har olmasın. İstersen görmeyi hakkı, hakkın zatı canında saklı. Hakkı görmek istiyorsan, zatının yansıması, zatının şuası, zatının nuru canında saklı. Görmeye küntü genzi ayan, küntü genzi mahfiyya diyor kutsi hadiste, ben gizli hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim, Adem'i yarattım diyor. Adem'i yarattım. Eğer bu gizli hazineyi bilmek ve görmek istiyorsan ayan, varlığın zinhar olmasın. Sende varlık kalmasın, benlik kalmasın, enaniyet kalmasın ki hakkın varlığını görebilesin. Bu söz hikmet, anla ve sez. Tut tevhidin yolunu tez. Kalıp biha bigane tevhide, emeklerin tarumar olmasın. Eğer tevhide bigane olursan, tevhidi anlayamazsan, idrak edip yaşayamazsan, tevhid ile içselleşmezsen, bütün emeklerin boşa gider. Çünkü Sena böyle derdi. Bana evliya diyorlarmış derdi. Kardeşim ben bilmiyorum derdi. Evliya mıyım, eşkıya mıyım ben bilmiyorum şimdiki hal. Ama evliya olmayalım da eşkıya mı olalım derdi. Tabii evliya olacağız derdi. Ne demek evliya derdi? Evliya Allah dostu demek. Elbette Allah dostu olacağız kardeşler derdi. Söze bakın. Ve derdi ki yine tevhidin zıddı şirktir derdi. Tevhidin zıddı şirk. Bir insan ya ehli tevhiddir ya ehli şirktir. Dolayısıyla tut tevhidin yolunu da emeklerin tarumar olmasın diyor kardeşler. Nuru tevhidi gönle indir. Tevhidin nurunu gönle indir. Hali vahdet, vahdet halini hazmet, sindir. Dalgasını şirkin dindir. Hali vahdet bar olmasın. Hali vahdeti taşımak sana yük olmasın. Hali vahdet, vahdetin halleri sana ağır gelmesin. Zorlanma. Sindir tevhid halleri. Gerekli olan anlamak. Tevhidin bu manasını. Layıko illa ile hiç varlığında var olmasın. Ne kadar güzel. Gerekli olmak, gerekli olan tevhidi anlamaktır. Yani neyini, manasını. Tabii o tevhide sonra gireceğiz. Zaman yok şimdi. La faile illallah'la başlar tevhid. La mevsufe illallah'la devam eder. La mevcude illallah'a zirveye yaklaşır. Ve sonra la matlube illallah, la maksude illallah, la meşhude illallah, ya mahbube illallah da tevhid son bulur. Ne demek? Sevgilim sensin Allah. Hepsini açamıyorum. Zaman yok. Mahbub demek sevgili demek. Bütün sevgililer bitti. Mecazi Leyla'lar bitti. Gönül Mevla'ya ulaştı. Aşık oldu ve dedi ki sevgilim sensin artık. Bu tevhidin manasını anlamak lazım. Bunu anlamak için de hani bir söz var ya, sen çıkarsan aradan, gelir seni yaradan, düsturuna ermek lazım. Varlığında var olmasın. Hali şirke deme tevhid. Allah kadir, kayyum, vahid. Bu tevhid, tut tevhidi hallerine şahit. Vermek hesabı zor olmasın. Hesabı seri olarak ver, sıratı yıldırım gibi geç. Cennette makamına otur, cemalini seyret. Ehli tevhid ol da demek istiyor yani. Yanacaksan aşkı ile yan. Cehennemde ne işin var Müslüman diyor. Ne işin var senin ihvan? Yanacaksan aşkı ile yan. Anacaksan muhabbetle an.
kullukta budur namı nişan, gönül evin dar olmasın. O kadar genişlet, o kadar genişlet ki gönlünü Allah sığacak kadar genişlesin gönlünü. Allah'ı alacak kadar genişlet. Dar gönlüne nasıl sığdıracaksın o ulu Allah'ı, o koca Allah'ı sözümde temsilata olmasa. Bunu neye göre söylüyorsun? Beni yerlerim göklerim almadı. Mümin kulumun kalbine sığdım düsturunca yazıldı bu şiir. Yunusi'nin dinle sözün, hak hakikatte olsun özün, gerçekleri görsün gözün, mahşer günü ar olmasın. Mahşer günü Allah'ın huzurunda utanacağın hiçbir şeyin kalmasın. Alnın açık git diyor kardeşler. Başın dik, alnın açık var Allah'ın huzuruna diyor. Rabbim böyle varmayı nasip etsin bize inşallah. Şöyle bir şiir daha okuyalım bakalım. Evet. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz dünyaya geldi. Annesi Amine anamız baktı ki dudağı kıpır kıpır Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir şeyler söylüyor. Şöyle kulağını, kitaplarda böyle yazıyor. Tuttu dudağına, ağzından o bal dudaklarından çıkan söz neymiş biliyor musunuz? Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Daha konuşmayı zahirde bilmiyor. Manada hep konuşuyor zaten de. Diyor ki ümmetim, ümmetim, ümmetim. Yani bizim derdimiz de dünyaya gelmiş. Bir peygamberin ümmetiyiz. Ve peygamberlik gelene kadar ve geldikten sonra tamamen kendini insanlara ve ümmetine adamış bir peygamberin ümmetiyiz. Ayet-i Kerime'de onun halini Rabbimiz şöyle bildiriyor bize o sultanımızın. Ra'ufur Rahima. O ümmetine çok düşkün ve çok şefkatli, çok merhametlidir ümmetine karşı. Çok merhametli. Yemedi, yedirdi, giymedi, giydirdi, rahat etmedi, rahat ettirdi o sultan ümmetine. Ve şimdi miraca çıkıyor. Dile benden ne dilersen ümmetimi dilerim ya Rabbi diyor. Ümmetimi dilerim. Bakın böyle bir peygamber miyiz? Ey Habibim sen bana aşık, ben sana aşık diyor. Seni getirdim huzuruma, araya sen ümmetini koydun. Müsterih ol diyor müsterih. Ümmetini sana bağışladı. Miraç'ta müjde verildi. Ve ben kabrimde diyor kıyamet sabahına kadar ümmetine dua edeceğim diyor Peygamber Aleyhisselam. Peki bugün ümmeti ne diyor? O doğduğu günden zahirde dünyasını değiştiği ana kadar ve mahşer sabahına kadar benim için dertlenen bir peygamber ve ben onun için ne diyorum acaba? Ben onun hakkında ne diyorum arkadaşlar? Onun için şöyle Yunus'un de gönlü bu dertle dertlenmiş, ümmet derdiyle dertlenmiş ve bir şiir kaleme almış. İnşallah onu sizlere takdim etmek istiyorum. Hani şöyle güzel de bir anım var, onu da anlatayım da. Mesele ümmet meselesi, ümmet meselesi. Müslümanın başka bir meselesi olmamalı. Yani Müslümanın bugün tek derdi mazot pahalandı, benzin pahalandı, dolar yükseldi, faiz yükseldi, her şey pahalı, geçinemiyoruz, maaşlar düşük. Arkadaşlar lütfen bunlar dert edin ya. Bunlar dert değil. Bunlar suni dertlerdir. Bunlar suni sancılardır. Bunlar nefsin derdidir. Şeytanın üfürüğüdür bunlar. Ümmetin dünya derdi olmaz. Ümmetin ahiret derdi olur. Ümmetin bir tek derdi olur dünya için. Eğer Müslümanlar bugün bombalar altında yanıyorsa, cayır cayır o evlatlar, o çocuklar, o yavrular aç bir ilaç ölüyorsa, Müslüman da daha biriktireceği, kazanacağı paranın derdindeyse, bu Müslümanlığı sorgulasın bu Müslümanlar. Bir damla gözyaşı dökemiyorsa, İçi kalbi ürpermiyorsa, gece seherlerde kalkıp Allah'a yalvarmıyorsa, ya Rabbi yardıma gidemiyoruz, Allah'ın ümmetin imdadına yetişemiyoruz, sen yetiş ya Rabbi diyerek
Allah'tan yardım istemiyorsa, dua edemiyorsa arkadaşlar, bu Müslümanlığı düşünmek lazım. Bir daha gözden geçirmek lazım. Böyle bir şey yok. Ümmetin derdi bugün para olmuş, mal, mülk olmuş, apartman olmuş, araba almak olmuş ya. Çocuklarını kolejlerde okutmak olmuş. Ah çocuğun hayatını bir kurtarsa. Seni kim kurtaracak be Müslüman? Seni kim kurtaracak bu gafletten, bu ataletten? Allah korusun. Onun için bir zaman Gözlükçüler Çarşısı'nda işim vardı, doktora gidiyorum. Mesela uzun ama kısadan geçeyim, özetini vereyim. Merdivenleri çıktım, baktım ki yaşlıca bir amca koltuk diğneyle aşağı doğru iniyor ama nur yüzü, nur simalı birisi, yaşlıca bir, 70 yaşlarında var. Kış mevsimi, merdivenler ıslanmış. Dedim ki bu insan düşerse ayaklarını kırar, sakat olur, koluna gireyim. Bey amca dedim, müsaade edersen koluna gireyim, aşağıya kadar indireyim seni. Tabii dedi, girdim koluna. Dışarı çıktım, dedim ki seni yeni görüyorum, sen buralı mısın, nerelisin? Hacı baba dedim, amca nerelisin sen? Dedi ki oğlum dedi, ben Çorum'un Bayat'tan geldim dedi. Ben dileniyorum dedi, dilenciyim dedi ama hiç dilenci siması yok yüzünde. Dedim ki, nerede kalıyorsun sen? Otel Palas'ta kalıyorum dedi. Köprü başında. Peki dedim, sen dedim akşama kadar dileniyorsun ve o topladığın parayı da otele veriyorsun. Bu olmadı dedim. Sen kaç gün kalacaksan Nevşehir'de benim ev dedim otel gibi, gel yat kalk, yemeğini ikram edeyim. Benim evde yat. Gideceğin günde git dedim. Otel parası verme. Üzüldüm yani, yaşlı bir insan dileniyor ve otele para veriyor. Şöyle gözüme baktı. Bana dedi ki oğlum senin Allah'tan bir isteğin var mı dedi. Kayıp erenlerindenmiş. Ne bileyim o an. Kayıp ricalindenmiş. Allah'tan bir isteğin var mı senin dedi. Dua et dedi, bana dua et. Dede dedim, hacı baba bana dua et. Dedi ki Rabbimiz dedi, Mevlamız seni ümmeti Müslümanla birlikte dedi cennetine koysun dedi. Tabii o zaman da ümmeti Müslümandan bayağı zahirde tabii ümmetten zarar gelmez de şimdi münafıklar ümmet kisvesine girmişler ya, onlardan zarar geliyor. Şimdi o münafık kisvesine, Müslüman kisvesine gelen münafıklar da bayağı darbe vurdu o zaman. Bizar olduğum gün aman dedim o ümmeti bir bırak şu tarafa. Sen benden bir şey istedin. Allah'tan bir isteğin var mı? Ben de senden bir şey istiyorum. Ümmeti karıştırmadan bana dua et dedim. Ümmeti karıştırma. Halet-i ruhuyla bozulmuş durumda. Haletim bozulmuş durumda. Dengem kaçmış yani. Sonra dedi ki evladım dedi. Mevlamız dedi. Ümmeti Muhammed de birlikte seni cennetine koysun dedi. Dedi ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ümmeti bırak dedim ya, ümmeti bırak. Tabii de tasavvufa tam girmişliğimiz yok. Girme aşamasındayız. Daha yeni yeni ısındırıyorlar. Tekrar üçüncü sefer aynı söz, aynı cevap. Pes ettiremedim ya. Ümmetsiz dua etmedin bari. Evladım ümmeti Muhammed ya. Neyse hikaye uzun tabii. Geldi, yattı evimizde, gönderdik. Onda başka sohbette anlatırız, zaman daralıyor. Şimdi yıllar sonra bir kitapta rastladım. Öyle evliyalar var ki dedi, ümmetsiz ne yerler, ne içerler, ne uyurlar, ne de dua ederler. Yerlerse ya Rabbi ümmete de nasip et. Kazanırlarsa ya Rabbi ümmete de nasip et. Uyurlarsa ya Rabbi ümmete de böyle rahat uyku nasip et diye bütün bir ümmeti Müslümana dua ederekten hayattan devam ederler. Ümmetsiz onların hiçbir şeyleri yoktur deyince ya Rabbi dedim, bana göndermiş olduğun Şaban dedem ümmeti diyen peygamberin hakikaten ümmetlerinden birisiymiş dedim. O gün anladım orada. Ve şimdi elhamdülillah kardeşler biz de ümmetin derdindeyiz. Siz de ümmetin derdinde olun. Dert ümmet derdidir, ümmet perişan. Allah korusun. Ve şimdi öyle bir dertlenmişiz ki bir şiir yazmışız. Onu da okuyalım, sohbetimizi kapatalım. Şiirimizin başlığı Allah Celle Celaluhu Rahman Rahim'sin. Gene uyku tutmuyor, düşünürüm ümmeti.
Kederim hiç bitmiyor. Terk etti de sünneti. Ümmet peygamberimizin sünnetlerini terk etti. Onun için kederim bitmiyor. Ol Habibin her sözü kıymetlidir cevherden. Olalı zaman ahir bilinmiyor kıymeti. Peygamberimizin her bir sözü cevherden kıymetli oysa ki ama ümmeti Müslüman kıymetini bilmez hale geldi. Peygamberimizin o nadide sözlerinin kıymetini. Bu nasıl bir zürriyet, değişmiş cibilliyet, batıl ile ayniyet bozmuşlar bu milleti. Kendince verir fetva, umar cenneti meva, dolu gönlünde şekva, görürüm bu zilleti. Herkes kendi kafasına göre fetva verir oldu. Yanlış, yalan yanlış fetvalar ve yaşantılarla bu ümmet cenneti mevayı hayal ediyor. Oysa ki kalbinde şekavet dolu. Tabi buralarda sohbet konusu hep. Görürüm bu zilleti. Bir örnekle de bunu açıklayayım da kafalar yatılsın. Bugün bakın ümmeti Müslüman hep şikayet halinde. Hiç Allah'a şükreden yok artık toplumda. Nadirattan. Oysa ki Sami Efendi Hazretlerinin bir sözünü duymuştum yıllar öncesinden de. Bakın ehli halin, ehli kemalin hali. Bugün hava çok soğuk. Bugün hava çok sıcak demektense avucuma bir avuç ateş alırım, yalarım. O benim için daha hayır demiş Sami Efendimiz. Bugün hava çok sıcak, of. Of çok soğuk. Neden? Bunlarda şikayet var. Bunlarda kabul etmeme var. Bunlarda rızasızlık var. Allah-u Teala'nın işine karışmak var. Bunu söylemektense bir avuç köz alırım. Şimdi biz neler demiyoruz ki akşama kadar? Nelerden yakınmıyoruz ki? Nelerden şikayet etmiyoruz ki bugün arkadaşlar? Hani sabır, hani tevekkül, hani kanaat, hani rıza? Hani Allah-u Teala'ya boyun eğip teslim olmak? Nerede? Ya onun için diyor ki bakın, bugün ümmetin gönlünde dolu şekva, görürüm bu zilleti. Nefsinin peşinden koşar, boş hayallerle yaşar, Allah'ın yolundan şaşar, unutmuş da ahireti. Arzusudur hep izzet. Alır dünyadan lezzet, olmuş sahibi servet, ne eylesin cenneti. Cenneti buraya kurmuş adam, ahirettekine gerek yok ki. Servetten lezzet alıyor. Dolu cenneti nimetle, türlü türlü zinetle, ahirete hürmetle etmiyor rağbet, etmiyor ona rağbeti. Yani cennete rağbet etmiyor. Kur'an'da etti nida. Eğlensin kalpler zida. Zida parlatmak demek. Cenab-ı Hak diyor ki ben sizin gönüllerinize bakıyorum. Kalben selim el ogun. Kalbi selim istiyorum diyor Allah-u Teala. Kalpler zida edilmiyor. Kalbi zida. Zikri haktır ruha gıda. İçmiyor ol şerbeti. Kalbe gıda. Allah'ın zikri. Ama öyle tatlı şerbet ki onu içmez oldu ümmeti Müslüman. Zikir şerbetini. Gözü ama görmüyor. Kulağı sağır duymuyor. Çağırsan da gelmiyor. Belli ki yok kısmeti. Allah kısmetini kapatmış bu zaman insanın. Çağırsan da gelmiyor. Bağırsan da duymuyor. Efsun eylemiş şeytan. Bakın neden nasibi kesilmiş. Şeytan büyülemiş. Efsun eylemiş şeytan. Etmiyor fayda Kur'an, gelmiyor yardım haktan, bıraktı da urveti, Kur'ani yaşantıyı bıraktığı için Cenab-ı Hak nasibini kapatmış bunlar. Kur'ani yaşantı istemiyor o insanlar. Yunus'i bu söz haktır, cemali yar mutlaktır, bunda hiç yoktur, arzulamaz rukyeti. Bu söz mutlak, Allah'ın cemali hak. Bunda şüphe yok. İmanın gereği bu. Fakat bu zaman insanı, zaman Müslümanı Allah'ın cemalini görmeye rağbet etmiyor. Allah Rahman Rahim'sin. Sen Gaffar-ı Kerim'sin.
şol asi kullarından esirgeme şefkati diyor Aleyhisselam. Tamam kulların böyle yapıyor ama sen Allah'sın diyor. Sen Rahman'sın diyor, sen Rahim'sin. Yine de sen bunların kalplerine tecelli et, nazar et de hidayete gelsinler diyor kardeşler. Onun için Rabbimiz bizi ümmeti diyerek yaşamayı, ümmeti diyerek ölmeyi nasip eylesin. Ve Efendimiz'e layık etsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için Fatiha.